güzel çiftin aşkları 3,5 yıl önce filizlendi. Damat Türk, gelinse Endonezya'dan. İki ülke arasında kurulan aşk köprüsü ATV ekranlarında yayınlanan Zahire Yetiş'le Mutfak Bahane programına kadar uzandı. İşte herkesi duygulandıran o aşk hikayesi. El öper misiniz siz böyle? Değil. Sadece... Biz sadece alnı koyu böyle. Şöyle. Bu da güzel. Önce Anadolu mutfağından sunum yaptı. Çömbe yapacaksın. Evet. Ardından da Türk kahvesi pişirdi. Endonezyalı gelinimden Türk kahvesi. Türk adetlerine kısa sürede alışan Endonezyalı geline Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane'de kına gecesi yapıldı. Enes ve İka Kıran çifti Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane programında yarıştı. Kısa sürede herkesin sempatisini kazanan çiftin aşk hikayesi ise bir hayli ilginçti. Çünkü Edirne'de yaşayan Enes Kıran, 3 yıl önce çıktığı dünya seyahatinde tanışmıştı Endonezyalı İka'yla. Merhaba, benim adım İka. Ben Endonezyalıyım. 3,5 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ben Enes, Bursalıyım. 22 aylık Ediz Ali adında bir bebeğimiz var. O günden sonra iki ülke arasında aşk köprüsü kuruldu. Ben drone uçurmaya gittim, çekim yapmaya gittim buradaki kameraman arkadaşlar gibi. Sonra bir anda İka ile karşılaşınca durum değişti. Sen bayağı aşık olmuşsun yani. Sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Endonezyalı gelin Türk adetlerine alışmıştı. Oyun oynaması biliyor mu? Ben mi? Hey. Gurumcu bana öğretti de ama bazen... yap bakalım bir, dene bakalım bir, yap bakalım bir. Ha bir bak, bizim çok sevdiğimiz bir parça erik dalı. Ama içinde ukde kalan tek bir şey vardı. Kınan yapılmadı mı? Türk kına yok. Zaydan buna kına yakalım ya. Program ekibi hemen işe koyuldu. Endonezya'dan Edirne'ye uzanan dünya tatlısı bir gelin ve müthiş bir aşk. 2 yaşında da dünya tatlısı bir bebek. Ama kına yapılmamış, o zaman kınayı biz yakarız dedik. Endonezyalı geline bindallı giydirildi, gelin tahtında kına yakıldı. Duygusal anlar ilerleyen dakikalarda yerini çifte telliye bıraktı.